2023'ü geride bırakırken bu yıla dair birçok detayı irdeledik. Malum internet artık hepimizin vazgeçilmezi. 2023'te internette en çok arananları araştırdık. Bakalım bu yıl arama motorlarında en çok neler aratılmış? Parmaklar ışık hızıyla işledi. Sorular ard arda soruldu. Bu sene internette en çok ne arandı? Yollar hangi sorunun cevabını merak etti? Türkiye'nin 2023 internet karnesini açıklıyoruz. Yeni çağ yaşamında artık telefonlar bir uzvumuz, internetse vazgeçilmezimiz. Bir insan günde ortalama 25 kez internete giriyor. Her internete girdiğinde de ortalama 3 yeni bilgiye maruz kalıyor. Tabii bir de bizim aradıklarımız var. Can yoldaşımız her sorunun cevabını bulduğumuz arama motorlarına bakın bu sene en çok ne sormuşuz. Bakalım telefonlarımızın arama geçmişlerinde neler var? En çok neleri merak etmişiz? En çok kimleri aramışız? Nasıl kelimesiyle başlayalım mı? Milyonlarca kişi içinde nasıl geçen pek çok soru cümlesi yazdı internete. En çok aranansa nasıl vergisiz telefon alınacağı oldu. Milyonlarca kişi binlerce sitede nasıl vergisiz telefon alınır sorusunun cevabını aradı. İnternete en çok sorulan sorular arasında imam nikahında ne giyilir sorusu vardı. Giyim kuşamla ilgili sorulan bir diğer soruysa solaryuma girerken ne giyileceği yönündeydi. Burç meselesi var ki her 6 telefon kullanıcısından biri burcuyla ilgili araştırma yaptı internette. Hemen söyleyelim, en tatlı burç yengeçti. Çünkü sizlere bu haberi yengeç burcu bir editör yazdı ve seslendiren bendeniz efendim, ben de bir yengeç burcuyum. Ya gördünüz mü işte, boşuna demedik en tatlı burç yengeçtir diye. Yeme içme konusunda iddialı milletiz. Şen şakrak sofralar bizden sorulur. Peki internette en çok hangi yemeği aradık biliyor musunuz? Bu soruya görüntülü yanıt verelim. Doğru gördünüz. İnternette en çok güllaç tarifi aradık bu yıl. İkinci yemek sorumuzun başrolünde ise aşure vardı. Milyonlarca kişi internette tarifi sordu. Sağlık konusunda da bu 2023 yılı boyunca doktorlardan çok internete danıştık. En çok da neden kendimi halsiz hissediyorum sorusunu sordu. Magazin dünyası bu hafta oldukça hareketli ve renkliydi. Bakalım kameralarımıza kimler nerelerde yakalandı? Dönem kışın düştüm. Daha önceden onunla ilgili çok haberleri de engelledim. Her şey bu itirafla başladı. Bir dönem kışın düştüm. Sonra parayı harcadım, tamam mı? Kısa bir dönem oyunculuk yaptıktan sonra sansasyonel özel hayatıyla gündemden düşmek bilmeyen Damla Ersubaşı hayatı sosyal medyada yaşıyordu. Evlendi, iki çocuk sahibi oldu. Eşi Mustafa Can Keser'le şiddet iddialarını ortaya atarak boşandı. Sonra parayı harcadım, tamam mı? Bu parada eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Mahkeme çocuklarının velayetini anneye verdi ama o ben bakamam dedi. Çocukların velayetini babaya iade etti. Çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi. Parayı da ödüyorum ama ben bu arada. Ablasına, abisine. Sonrasında da malum olaylar patladı. Eski eşi Mustafa Can Keser ortaya şok iddialar attı. Gizli kararı istedik mahkemeden ama mahkeme reddetti. Gizli kararını vermedi. Onun sonucunda da bildiğim kadarıyla ya da anladığım kadarıyla adliye muhabirlerine servis edilmiş. Daha önceden onunla ilgili çok haberleri de engelledim. Evet. Çocuklarım için de endişeliyim. O sağlıklarından dolayı, olduğu ortamlardan dolayı kaygılarım var. Çok üzgünüm bu durumları yaşadığımız için maalesef. Yani bu şekilde artık yargı sürecine geldik. Onun sonuçlanmasını bekliyorum. Mustafa Can Keser çocuklarının annesine ağır ithamlarda bulundu. Damla Ersubaşı'nın yasaklı madde kullandığını söyledi. Çocuklarının bulunduğu ortamlarda eski eşinin evinde uygunsuz olaylar yaşandığını iddia etti. Anne bildiğimiz kadarıyla da bir yasaklı madde kullanıyordu gibi haberler de çıkmıştı hatta. Evet. Öyle deliller de vardı. Bunlar doğruluk payı var mı? Yani var. Zaten mahkemede de herkes görecek neyin olduğunu. Arkadaşlarıyla işte toplu halde buluşmalar, çocukların uygunsuz bir şekilde aynı ortamda bulunması gibi haberler de paylaşmıştınız story'nize. Onları da gördük ama bunlar gerçek mi? Böyle bir şey var mı? Gerçek evet, mi? Evet, maalesef gerçek. Tüm bunlar yaşanırken de az önce ekrana getirdiğimiz fenomen Damla Ersubaşı'nın o itiraf videosu gündeme bomba gibi düştü. Düştüm. Sonra parayı harcadım.
harcadım, harcadım, tamam mı? Bu parada eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Eşinin iddialarını kabul ediyordu Damla Ersubaşı. Ancak görüntülerde de tuhaflık vardı. Hem ağlıyor hem suçlamaları kabul ediyordu. Sonra ben tabii bunu çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim. Mustafa'nın hiçbir alakası yok. İşte bu konuyu sormak için şimdi Damla Ersubaşı'yla beraberiz. Hiç beklemediğim bir şekilde bir ya kumpasın içine düştüm yani. Ama tabii ki şimdi avukatımla görüşmeye geldim zaten. Tabii ki hukuk yoluyla yapmam gereken her şeyi yapacağım. Çünkü söylenenlerin hepsi asılsız. Hiçbirini kabul etmiyorum. Vazgeçmeyeceğim çocuklarımdan. Magazinin içine düştüm diyerek iddiaları hafifletmeye çalışsa da yaptığı itiraflar sadece magazinde değil, ana haber bültenlerinde de yer aldı. Tartışma programlarında sosyologların konusu oldu. Sana düştüm. İçtim sonra parayı harcadım. Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Bu mini hatırlatmanın ardından geçiyoruz eski eşinin iddialarına. Damla Ersubaşı kendinden emin konuşuyor. Saatten sonra bana değil çocuklarına yaptı bunu. Yani bunu çocuklarına yaptı, bana değil. Ben hani belki bir şekilde tabii ki de çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm ama benim üzüldüğüm nokta çocuklarım. Benim 6,5 yaşındaki kızım okula gidiyor. Eşinin iddialarını kabul ettiği, yasaklı madde kullandığı, eşinin parasıyla kumar oynadığını itiraf ettiği o videoya geliyor söz. Tehdit edildim, o videoyu çektim diyor. Geçen seneden beri süre gelen bir tehditle yaşıyordum ben. Bu videoyu size tehditle çektirdiğini de söyledim. Doğru, doğru. Yani bu 1,5 senedir süren bir şeydi zaten. Bu süreç zaten kendisiyle görüşmemeye başladığımızda, biz tamamen her şeyi kopardığımızda bu şekilde bu yolu seçti. Daha sonrasında çocukların velayet davasını açtı. İtiraf videosunu tehdit altında çektim. Hepsinin mesajları var. Hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Nasıl bir tehditti peki bu? Çocuklarımla tehdit edildim zaten. Bu videolarla tehdit edildim. Dedi ve arkasını dönüp gitti Damla Ersubaşı. Şimdi de söz eşi Mustafa Can Keser'de. O da bu haftayı boş geçirmedi, iddialarını sürdürdü. Dizili kararı istedik mahkemeden ama mahkeme reddetti. Dizili kararını vermedi. Yani çocuklarım için de endişeliyim. Sağlıklarından dolayı, olduğu ortamlardan dolayı kaygılarım var. Çok üzgünüm bu durumları yaşadığımız için maalesef. Anne de çocukları için endişeli, baba da. Ancak hala anne babayı, baba anneyi suçlamaya devam ediyor. Anne bildiğimiz kadarıyla da bir yasaklı madde kullanıyordu gibi haberler de çıkmıştı hatta. Evet. Öyle deliller de vardı. Bunlar doğruluk payı var mı? Yani var. Zaten mahkemede de herkes görecek yayın olduğu var. Çivin kullandığı var. Orada herkes görecek. Damla Ersubaşı'nın çocuklarının yanında uygunsuz görüntüler verdiğini söylemeye devam ediyor Mustafa Can Keser. Arkadaşlarıyla işte toplu halde buluşmalar, çocukların uygunsuz bir şekilde aynı ortamda bulunması gibi haberler de paylaşmıştınız story'nize. Onları da gördük ama bunlar gerçek mi? Böyle bir şey var mı? Gerçek evet, mi? Evet, maalesef gerçek.